Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü konu Amerika'ya geldiğimde nasıl banka hesabı açtım? Türkiye'deki banka sistemiyle buradaki banka sisteminin arasındaki fark nedir? Sistem farklılığı nedir? Neler yaşadım? Bunları anlatacağım size. Mutlaka merak eden vardır. Yani yurt dışına gidince nasıl hesap açılıyor? Özellikle Amerika'ya gelmek isteyenler veya merak eden insanlar oluyor. Soranlar oluyor. Ki ben de buraya gelmeden önce çok araştırdım. Çok sordum çevreme. Sizin de merak edeceğinizi düşünüyorum. Şimdi şöyle oldu, ben Bank of America'yı tercih ettim. Yani Amerika'nın iş bankası gibi düşünün. En çok tercih edilen bankalar arasında. İlk 2'de veya 3'te olması lazım. Çok şubesi var. Şimdi bizim arkadaşlar tabii buraya önceden geldiği için biliyorlardı hani sistemi. Ben de forumlarda, gruplarda, internette biraz araştırmıştım. Şöyle bir şey var. Şimdi Amerika'ya gelirken 10 bin doların üstünde para getireceğiniz zaman bunu beyan etmeniz gerekiyor havalimanındaki memurlara. Gerçi bana sormadılar ama şansıma denk geldi. Birçok arkadaşa veya birçok kişiye sormuşlar. Bunu internetten duydum. Yasa olarak da 10 bin dolar sınırı var. Ben 13 bin dolarla geldim. 3 bin dolarını Türkiye'deyken CepTTEP hesabı açarak yanımda bir CepTTEP, TEP Bankası kartıyla orada getirdim. TEP Bankası'nın, TEP'in şöyle bir özelliği var. Amerika'daki Bank of America ile uyumlu. Yani komisyon almadan buradaki ATM'lerden para çekebiliyorsunuz. O yüzden aslında ben biraz bu bankayı tercih ettim. Neyse buraya geldik. Randevu aldık. Perla diye çok tatlı bir ablamız vardı. O yardımcı oldu. Gittim geldim, gittim geldim sürekli. 2-3 aşamada işleri hallettik. Şimdi yanınızda bir tane pasaport olması gerekiyor. Bu çok önemli. Ve statünüz ne olursa olsun. Şimdi ben green card'lıyım okey ama daha green card'ım hala gelmedi. Banka hesabı açtığım zaman sosyal güvenlik numaram yani SSN, Social Security Number denilen çalışma iznim o da gelmemişti. O yüzden beni buradaki B1, B2 yani turist vizesi olarak ilk başta sistemde böyle gösterdi. SSN'in gelirse mutlaka gel bana getir şeklinde bir uyarıda bulundu, ricada bulundu. İlk başta hesabı böyle açtık. Birkaç ufak not aldım sizin için unutmamak adına. Şimdi Bank of America'ya gittim. Şöyle bir kural var. İki tane hesap açıyorlar size. Bir tanesi cash hesabı yani nakit hesabı. En az 1000 dolar yatırmanız gerekiyor. İkinci hesap da yatırım hesabı yani saving hesap. Onda da 500 dolar istiyorlar. Bunlar şart. Yani yanınızda en az 1500 dolarla gitmeniz lazım. Ve bu şeyin aşağısına düşmemeniz lazım. Yani böyle bir ricada bulunuyorlar. Yatırım hesabında 500'ün aşağısına inmemeniz gerekiyor özellikle. Ama cash'te öyle bir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar indirin. Sorun yok. Bu asıl kurallardı. Şimdi bunun dışında şimdi ben SSN'im geldi 10. günde posta kutuma. Ondan sonra gittim. Hemen bir güncelleme yaptırdım. Yani beni green card'lı olarak sisteme girdi. İşlem bitti. Bunları söylemiş olayım. Şimdi burada kredi skoru çok önemli. O yüzden kredi kartı çıkartmanız gerekiyor. Kredi kartına da başvurduk. 1000 dolarlık bir limit olan bir kredi kartı açtılar sistemden. 3 günde geldi postama. Çok rahat bir şekilde. Ama para kartım, yani 1000 dolar yatırdığım kart hala gelmedi. Mesela ben bugün kaçıncı günüm Amerika'da? 36. günüm şu anda. Hala gelmedi. Yani bir ayı aşkın süredir. Ama şöyle bir yöntem var. Sanal kart oluşturuyorsunuz. Bir ay boyunca o sanal kart duruyor 1,5 ay boyunca sistemde. O sanal kartı kullanarak internet sitelerinde zaten alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Veya Apple cihazınız varsa, iPhone kullanıyorsanız cüzdan uygulamasına o kartı ekleyerek temassız ödemeyle işte bankadan para çekebiliyorsunuz, yatırabiliyorsunuz veya işte markete gittiğiniz zaman temassız ödemeyle Express kasadan normal kasalardan her türlü alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Yani problem olmuyor. Ama plastik kartınız hala elinize ulaşmıyor. Bu genelde 1-2 ayı buluyormuş. Arkadaşlarımın başına da gelmiş bu durum. Yani onu da öğrenmiş oldum. Yani sizin de başınıza gelebilir eğer Bank of America ile çalışırsanız Amerika'ya geldiğinizde. Böyle bir durum var. İşlemler çok hızlı oluyor. Çok fazla böyle aşırı belge istemiyorlar. 10 dakikada işiniz hallediliyor gittiğiniz zaman. Buradaki sistem zaten para sistemi olduğu için biliyorsunuz. Hani bu
çok daha hızlı olmak zorunda zaten. Adamların mantığı bu. Dikkatimi çeken bir başka unsur da şu oldu. Buradaki bankalar genelde böyle tek katlı, prefabrik oluyor. Kalabalık olmuyor. Daha az çalışanı oluyor. Bu çok tuhafıma gitti. Bir de Bank of America'nın içerisinde bir tablo vardı. İstanbul'da şubesi var sanırım. Orada Sümer medeniyetinden kalma bir bilezik vardı. Kadın bileziği. O çıkmış altın. 5000-6000 yıllıktı. Onun resmini çekmiştim. Bulamadım, koyardım şimdi ekrana da. Onu da söyleyeyim. Yani çok şaşırdım orada İstanbul şeyini görünce. İstanbul yazıyordu. Orada bir Sümer medeniyetinin işte antik eserinin resmini koymuşlar, çerçeveletmişler. Tabii bir sürü medeniyetin, bir sürü ülkeden böyle resimler vardı. O da biraz gururlandırdı beni yani. Anlayacağınız. Mesela giriyorsunuz orada, kapıda karşılıyorlar. İşte randevunuz mu vardı? İşte vesaire. Ellerine listeyle geliyorlar. Yani bankanın içerisinde sürekli sizle ilgilenen, işte kime gelmiştiniz, hangi işlem vardı gibi böyle çok Amerikanvari bir şeyler var, tripler var böyle. Yani filmlerdeki gibi böyle hareketleri farklı, bizden farklı yani, onu söyleyebilirim. O dikkatimi çekti. Şimdi burada bir de şunu söyleyeyim. Burada kredi skoru çok çok önemli. Yani borçlanacaksınız, kredi kartınızı kullanacaksınız. Hatta 2-3 tane bankadan kredi kartı alacaksınız. Ufak limitler olabilir. Bunları kullandıkça kredi skorunuz artıyor. Bak, araba alırken, ev alırken bunlar çok çok önemli. Örnek veriyorum. Mesela araç alacaksınız. $2,500 peşinat veriyorsunuz. Geri kalan kısmı taksite bölüyorsunuz. Bunun için kredi önemli. Mesela ben şu an yapamıyorum. O yüzden araç alamadım. Almıyorum. Biraz bekliyorum. Bu benim için biraz zaman alacak. Bir 5 ayım daha var. 6 ayda oluşuyor kredi skoru. İşte ortalama 600-700'ün üstünde olması iyi bir skor oluyor. Faizler de ona göre düşüyor. Böyle bir durum var. Yani burada para her şey. Paranız yoksa bir hiçsiniz. Kredi kartı çıkartmadan veya normal para kartı çıkartmadan işlemler yapabilirsiniz ama misal veriyorum, ben dün elektrik faturamı ödedim. Bunu online yaptım. Yani kartımı girdim. Yani burada bir şubeye gidip ödeyebileceğiniz bir nokta yok. Bu bir sıkıntı. Böyle bireysel bir yerde yaşıyorsanız elektrik çok önemli. Mesela kira sözleşmesi çok önemli. Veya faturalı hatta geçtiyseniz veya eve internet bağlattıysanız bunu nasıl ödeyeceksiniz? Bu gibi şeyler var. O yüzden para kartı veya kredi kartı almak zorundasınız. Öğrenci de olsanız, kaçak da olsanız, green kartta da olsanız bu önemli. Bunu hatırlatmış olayım. Ya maceram bu şekilde oldu benim. Her şey halloldu hızlı hızlı. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyorum. Bakalım neler yaşayacağız daha. Bunu paylaşmak istedim. Umarım işinize yarayan bir cümle dahi olmuştur. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.